Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı Ey iman edenler, sabır göstererek ve namazı vesile kılarak Allah'tan yardım dileyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Biz mutlaka sizi biraz korku ile, biraz açlık ile, yahut mala, cana veya ürünlere gelecek noksanlıkla deneriz. Sen sabredenleri müjdele. İyilik ve hayır, yüzlerinizi doğuya ya da batıya doğru çevirme değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman eden sevdiği malını Allah'ı hoşnut etmek için yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalan gariplere, isteyenlere ve boyunduruk altında bulunup hürriyetine kavuşmak isteyen köle ve esirlere veren, namazı hakkıyla ifa edip zekatı veren, sözleştiği zaman sözlerinde duran, hele hele sıkıntı ve hastalık hallerinde Savaşın şiddetli esnasında sabreden kimselerin davranışlarıdır. İşte onlardır, imanlarında samimi olanlar ve işte onlardır, Allah'ı sayıp günahlardan korunan takvalılar. Talut'un beraberindeki müminler ise Calut ile ordusuna karşı çıkınca dediler ki: Ya Rabbena üstümüze gürül gürül sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver ve kafir topluluğuna karşı bizi muzaffer eyle. Allah, hiçbir kimseyi güç yetiremeyeceği bir şekilde yükümlü tutmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği fenalık da kendi aleyhinedir. Ya Rabbena, eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma ya rabbena bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme ya rabbena takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma affet bizi lütfen bağışla kusurlarımızı merhamet buyur bize sensin mevlamız yardımcımız kâfir topluluklara karşı sen yardım eyle bize onlar sabırlı imanlarında sadık ve samimi Allah'ın huzurunda itaatla divan duran mallarını hayırda harcayan seher vakitlerinde Allah'tan af dileyen müminlerdir evet eğer sabreder ve itaatsizlikten sakınırsanız düşmanlarınız da hemen üzerinize geliverirlerse, Rabbiniz, formalı formalı, tam beş bin melek göndererek, size yardım edecektir. Allah, sizin içinizden, cihad edenlerle sabır gösterenleri ortaya çıkarmadan, kolayca cennete girivereceğinizi mi zannettiniz? Nice peygamberler gelip geçti ki, onlarla beraber, kendisini Allah'a adamış, Birçok rabbaniler savaştı. Onlar Allah yolunda başlarına gelen zorluklar sebebiyle asla yılmadılar. Zayıflık göstermediler. Düşmanlarına boyun da eğmediler. Allah böyle sabırlı insanları sever. Şu muhakkak ki gerek mallarınızda gerek canlarınızda imtihana tabi tutulacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlardan ve bir de müşriklerden sizi inciten birçok söz işiteceksiniz. Ama siz sabreder ve günahlardan korunursanız muhakkak ki bu davranış yapılacak işlerin en değerlisidir. Ey iman edenler sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Cihad için daima hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki felah bulup başarıya eresiniz. Üstüne erinceye kadar yetimin malına en güzel şeklin dışında bir surette yaklaşmayın. Ölçüyü, tartıyı tam ve doğru yapın. Biz hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz. Hakkında konuştuğunuz kimse, akrabanız bile olsa, yine doğruyu söyleyin. Allah'a verdiğiniz ahdi tutun. İşte düşünüp tutasınız diye Allah, size bunları emretti. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken, ben ondan başka bir Rab mı ararım? Herkesin kazandığı yalnız kendisine aittir. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Sonunda hep dönüp Rabbinizin huzuruna varacaksınız. O da içinde bulunduğunuz ihtilafın iç yüzünü, işin gerçeğini size bildirecektir. İman edip makbul ve güzel işler yapanlar ise ki hiç kimseye biz gücünün yetmeyeceği yük yüklemeyiz. Cennetlik olup orada ebedi kalacaklardır. Eğer benimle gönderilen gerçeğe içinizden bir kısmı inanıyor, bir kısmınız inanmıyorsa, eh ne diyeyim? O halde aramızda Allah hükmünü verinceye kadar bekleyin. Zaten hüküm verenlerin en iyisi odur. Onlar şöyle cevap verdiler: Biz elbette Rabbimize döneceğiz. Senin bize kızman da sırf Rabbimizin bize gelen ayetlerine iman etmemizden. Biz de ona yönelerek deriz ki: Ey bizim büyük Rabbimiz! Sabır kuvvetiyle doldur kalbimizi. Yağmur gibi sabır yağdır üzerimize ve sana teslimiyette sebat eden kulların olarak canımızı teslim al. Musa kavmine şöyle dedi. Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Muhakkak ki dünya Allah'ın mülküdür. Kullarından dilediğini oraya varis kılar. Güzel akibet elbette müttakilerindir. Horlanan, ezilen milleti de bereketlerle donattığımız o ülkenin doğularına ve batılarına yani tamamına varis kıldık. Böylece sabretmelerine mükafat olarak İsrail oğullarına senin Rabbinin yaptığı güzel vaat tamamen gerçekleşti. Firavun ile kavminin yaptıkları binaları ve yetiştirdikleri bahçeleri ise imha ettik. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Sakın birbirinizle ihtilaf etmeyin. Sonra korkuya kapılıp zafa düşersiniz. Rüzgarınız, kuvvetiniz gider. Bir de tam manasıyla sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Ey Peygamber, müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden tam sabırlı 20 kişi olursa 200 kişiye galip gelir. Ve eğer siz müminlerden 100 kişi olursa, kafirlerden bin kişiyi mağlub eder. Çünkü o kafirler gerçeği ve akibeti anlamayan bir güruhtur. Ama şimdi Allah yükünüzü hafifletti. Çünkü sizde savaşma konusunda bir zayıflık olduğunu müşahede etti. O halde sizden sabırlı yüz kişi Allah'ın izniyle onlardan 200 yüz kafire üstün gelir. Ve eğer sizden bin kişi olursa, onlardan iki bin kişiye galip gelir. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Sana Rabbinden ne vahyolunuyorsa, olunuyorsa ona tabi ol ve Allah hükmünü ishar edinceye kadar sabret. Çünkü hakimlerin en hayırlısı en güzel hüküm vereni ancak odur. Ancak her iki halde de sabredip makbul ve güzel işler yapanlar başka. İşte onlar için pek geniş bir mağfiret ve pek büyük bir mükafat vardır. İşte bunlar gayb olan bir takım haberlerdir. Onları sana biz vahyediyoruz. Halbuki bu vahiyden önce onları sen de milletin de bilmezdiniz. Öyleyse onların red ve inkârlarına karşı sabret. Dişini sık ve şüphen olmasın ki hayırlı akibet müttakilerindir. Sonunda kazananlar Allah'ı sayıp onun emirlerini çiğnemekten sakınanlar olacaktır. Sabret. Zira Allah iyi davrananların mükafatını zayi etmez. Onlar Yusuf'un gömleğine sahte kan bulaştırarak getirmişlerdi. Babaları Yakup hayır dedi. Nefisleriniz sizi aldatmış, bu işe sevk etmiş. Artık bana düşen ümit var olarak güzelce sabretmektir. Ne diyeyim? Sizin bu anlattıklarınız karşısında Allah'tan başka yardım edebilecek hiç kimse olamaz. Ama babaları Yakup. Hayır, hayır. Korkarım yine nefisleriniz sizi olumsuz bir işe sürükleyip ayağınızı kaydırmıştır. Ne yapayım? Bu hale karşı sükûnet ve ümid içinde sabretmekten başka yapacak şey yok. Ümidim var ki Allah bütün kaybettiklerimi bana lütfedecektir. Çünkü o alimdir, hakimdir. Benim de onların da hallerini bilir ve beni elbette hikmetini ortaya koymak için bu imtihana tabi tutmuştur. Aa, ah, sen yoksa sen Yusuf musun dediler. O da, evet, ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Gerçekten Allah bizi lütfuna mazhar etti. Şu kesindir ki, kim Allah'ı sayıp haramlardan sakınır, itaatlere devam ve imtihanlara sabrederse Allah da böyle güzel hareket edenlerin mükafatını asla zayi etmez. Onlar sırf Rablerinin rızasını kazanmak için sabreder, namazı tam gerektiği şekilde kılarlar. Kendilerine ihsan ettiğimiz rızıklardan gerek gizli gerek açık bir tarzda bağışta bulunur ve kötülüğe iyilikle mukabele ederler. İşte onlardır dünya diyarının güzel akıbetini kazananlar. Sizin elinizdekiler tükenir ama Allah'ın elinde olanlar bakidir. Biz sabredenleri işledikleri en güzel işleri esas alarak ödüllendirecek kötülüklerini bağışlayacağız. Bundan sonra şunu bil ki Şüphesiz senin Rabbin, mihnet ve işkenceye, zulme ve baskıya uğradıktan sonra, mücahede edip sabreden, ardından da hicret edenlerle beraberdir. Evet Rabbin, onların bütün bu güzel hareketlerine karşılık, elbette onları bağışlayıp, ihsanda bulunacaktır. Çünkü o gafurdur, rahimdir. Ceza verecek olursanız size yapılan muamelenin misliyle cezalandırın. Ama eğer bu hususta sabrederseniz bilin ki bu sabredenler için daha hayırlıdır. Kim doğru yolu seçerse kendisi için seçmiş olur. Kim de doğru yoldan saparsa kendi aleyhinde sapmış olur. Hiçbir kimse başkasının günah yükünü taşımaz. Biz peygamber göndermediğimiz hiçbir halkı cezalandırmayız. İsmail'i, İdris'i, Zülküf'li de Onların hepsi sabır faziletiyle bezenmişlerdi. Onlar ki yanlarında Allah anıldığında kalpleri saygıyla ürperir. Başlarına gelen dertlere sabrederler. Namazlarını hakkıyla ifa eder. Allah'ın kendilerine nasip ettiği nimetlerden onun rızasında harcayıp dururlar. Biz hiç kimseye takatinin üstünde yük yüklemeyiz. Nezdimizde gerçeği bildiren, insanların yaptıklarını tam tamına tespit eden bir kitap vardır. Bundan ötürü asla haksızlığa uğratılmazlar. İşte ben de sabretmelerine karşılık bugün onları ödüllendirdim. İşte umduklarına kavuşanlar onlardır. İşte onlar, gösterdikleri sabır ve sebattan dolayı çifte mükafat alırlar. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele eder ve kendilerine nasip ettiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen müminlerdir. O halde sabret. Çünkü Allah'ın vaadi kesindir. Sakın ona inanmayanlar seni paniğe düşürmesin, seni dayanıksız bulmasın ve seni endişelendirmesinler. Miladım, namazı hakkıyla ifa et. İyiliği yay, kötülüğü de önlemeye çalış ve başına gelen sıkıntılara sabret. Çünkü bunlar azim ve kararlılık gerektiren işlerdendir. Görmez misiniz ki gemiler Allah'ın lütfu ile denizde yüzüyor? Bu Allah'ın varlığının ve kudretinin bazı delillerini göstermek içindir. Elbette bunda pek sabırlı, çok şükürlü olanlar için ibretler vardır. Hiç kimse bir başkasının günahını yüklenmez. Eğer çok ağır bir yük altında ezilen biri taşıma işinde başkasını yardıma çağırırsa, yükünden az bir kısmını bile taşımayı kabul etmez. İsterse yardıma çağırdığı, onun yakın bir akrabası olsun. Sen ancak, Rablerini görmedikleri halde, onu tazim eden ve namazlarını hakkıyla ifa edenleri uyarırsın. Kim günahlarından temizlenir, aranırsa, kendi lehine olarak aranır.'' hepinizin dönüşü Allah'adır. Çocuk büyüyüp, yanında koşacak çağa erişince, bir gün ona, evladım dedi. Ben rüyamda, seni boğazlamaya giriştiğimi görüyorum. Nasıl yaparız bu işi? Sen ne dersin bu işe? Oğlu, babacığım dedi. Hiç düşünüp çekinme. Sana Allah tarafından ne emrediliyorsa onu yap. Allah'ın izniyle benim de sabırlı, dayanıklı biri olduğumu göreceksin. Bir de ona, eline bir demet sap al, onunla vur, yemininden dönen durumuna düşme, dedik. Doğrusu biz onu pek sabırlı bulduk. Ne güzel kuldu o. O gerçekten Allah'a yönelirdi. Eğer inkar edecek olursanız, bilin ki Allah, sizden müstahınidir. Hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama kullarının inkara sapmalarına razı olmaz. Eğer şükrederseniz, bundan hoşnut olur. Hiçbir kimse, başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda hepinizin dönüşü, Rabbinize olacak ve O da yaptıklarınızı size tek tek bildirecek ve dilerse bunların karşılığını verecektir. Gerçekten o, kalplerin en derin yerinde olan şeyleri dahi bilir. Benden naklen onlara de ki, Ey iman eden kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyi işler yapanlar, mutlaka iyilik bulurlar. Allah'ın dünyası geniştir. Sadece hak yolunda sabredenleredir ki, ücretleri hesapsız bir tarzda ödenir.'' O halde sen sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Hem günahından istiğfar et. Sabah akşam Rabbine hamd ederek, zikir ve ibadete devam et. Sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Biz onlara vaad ettiğimizin bir kısmını sana göstersek de, yahut senin ruhunu yanımıza alsak da, onlar mutlaka sonunda dönüp huzurumuza geleceklerdir. Ama kötülüğe karşı iyilik hasleti ancak sabredenlerin kârıdır. Faziletten yana nasibi bol olanların kârıdır. Denizlerde dağlar gibi akıp giden gemiler de onun kudretinin ve hikmetinin delillerindendir. Eğer o dilerse rüzgarı durdurur. Gemiler de denizin üstünde durak kalır. Elbette bunda sabrı ve şükrü bol olanlar için alacak ibretler vardır. Yahut işledikleri günahlar sebebiyle o gemileri batırır. Günahların bir çoğunu da affeder. Böyle yapmasının bir sebebi de ayetlerimiz hakkında tartışanların kaçacak bir yerleri olmadığını onlara bildirmektir. O halde ey Resulüm! o üstün azim sahipleri olan peygamberler nasıl sabrettilerse, sen de öyle sabret. Onlar hakkında azap gelmesi için acele etme. Onlar, tehdit edildikleri azabı gördükleri gün, dünyada gündüzün sadece bir saatinden daha fazla kalmadıklarını düşüneceklerdir. Bu bir duyurudur. Sözün kısası, Allah'ın yolundan çıkmış güruhtan başkası helak edilmez. Sizi mutlaka imtihan edeceğiz. Ta ki içinizden mücahede edenleri, sabır ve sebat gösterenleri tanıyacak ve gösterdiğiniz yararlılıkları imtihan meydanlarında örnek göstereceğiz. Yoksa o Musa'nın ve o çok vefalı İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu kesin gerçekler hakkında bilgi edinmedi mi ki hiçbir kimse başkasının günah yükünü çekemez. İnsan emek ve gayretinin neticesinden başka şey elde edemez. Bu gayretinin semeresi de ileride ortaya çıkacaktır. Emeğinin karşılığı kendisine tam tamına ödenecektir. Elbette son durak Rabbinin huzuru olacaktır. O'dur güldüren ve ağlatan, O'dur öldüren ve O halde sen, müşriklerin eziyetlerine güzelce sabret. Çünkü azabın inmesi yaklaşmaktadır. Sabretmelerine karşılık, onlara cennetler, ipekler ihsan eder. Hem sarp yokuş, gönülden iman edip, birbirlerine sabır ve şefkat dersi vermek, sabır ve şefkat örneği olmaktır. Ancak şunlar müstesna iman edip makbul ve güzel işler yapanlar bir de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler